Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal Diyanet İşleri Bakanı Nurulhak Kadir'in görüştüğü Çin'in İslamabad Büyükelçisi'ne, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara baskı ve zulmünü gündeme getirerek Müslüman kardeşlerimize baskıları azaltın söylemiyle tepkisini açıkça ifade ettiği açıklandı. Pakistan'da yayın yapan Dawn TV haber portalında yer alan habere göre, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal Diyanet İşleri Bakanı Nurulhak Kadir'i, Çin'in İslamabad Büyükelçisi Yozanka, Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara karşı Çin yönetiminin baskılarının en azından hafifletilmesi ve Müslüman halkın rahatlatılması gerektiğini söylediğini bildirdi. ABD'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmeyen Çin'e askeri alanında yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından Pekin hükümetinden ya yaptırımı kaldır ya da sonuçlarına katlan tehdidi geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan 10 Rus Sukhoi Su-35 4. jenerasyon savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Merkezi Askeri Komisyonu'na uygulanan yaptırımları artırma kararı aldığını duyurmuştu. Putin'in uçak düşürme olayında İsrail'i değil Esad'ı suçlu bulduğunu iddia eden İsrail İstihbarat Bakanı Katz, Esad ona ulaşmaya çalıştı ama Putin yanıt vermedi dedi. 15 Rus askeri personelinin öldüğü uçakla ilgili İsrail İstihbarat Bakanı Katz, Rus lider Putin'in Beşar Esad'ın telefonlarını açmadığını iddia etti. Diğer yandan İsrail heyeti açıklama yapmak için Moskova'ya gitti. Ancak heyet bulguları kabul görmeden geri döndü. Japonya gözüne hipersonik füzeyi dikti. Savunma Bakanlığı füzenin geliştirmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Yeni nesil savaş makinelerine geçen ülkelerden biri olan Japonya, hipersonik teknolojiyi seviyesine çıkarak Çin ve diğer çevre ülkelere karşı tedbirini arttırmanın peşinde. Füzenin 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği ülkenin savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi. Yemen'de yüz binlerce insan gıdaya ulaşmakta zorluk yaşıyor. 8,4 milyon kişi ise tam bir kıtlık içerisinde. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği ve nüfusunun 1/3'ünün insani yardıma muhtaç olduğu Yemen'de, insanların yiyecek hiçbir şey bulamadığı için ot ve yaprak yediğini ve kıtlığa karşı mücadelenin kaybedildiğini söyledi. İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş sırasında terör saldırısı düzenlendi. Olayda en az 8 askerin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırının İran'da bugün başlayan ve 8 yıl süren Irak-İran savaşının bitişinin yıl dönümünün anıldığı Kutsal Savunma Haftası'nın ilk gününde olması dikkat çekti. Saldırıyı El-Ahvaziye örgütü üstlendi.